Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Almanca ders videolarından Deutsch Intensiv ya da diğer ismiyle yoğun Almanca ders videolarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde Das Modellverb mögen ile başlayacağız arkadaşlar. Das Modellverb mögen denildiğinde mögen kelime karşılığı hoşlanmak anlamında arkadaşlar. Hoşlanmak derken futbol takımından hoşlanmak, sevmek ya da bir yemeği sevmek anlamında mögen'i dilerseniz öncelikle bir çekimleyelim. Mögen'i çekimlerken arkadaşlar master'da mögen'i yazıyorum ve ben severim diyecek olursam ich mag, sen seversin diyecek olursak du magst, er sie es için baktığımızda mag, wir mögen, ihr mögt ve sie, saygı formundaki sie ya da onlar diyecek olursak gene mögen olarak çekimlenmiş oluyor. Dilerseniz bunları doğru telaffuzlarıyla bir tekrarlayalım arkadaşlar. Ich mag, ich mag, du magst, er mag, sie mag, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Dilerseniz bunları öncelikle olağan bir cümleyi inceledikten hemen sonra nasıl kullanılıyormuş onu bir inceleyelim. İlk örneğimize bakacak olursak ich esse spaghetti. Evet, zaten anlaşılacağı üzere spaghetti değil mi? Spaghetti. Essen de neydi arkadaşlar? Yemek yemek. Dolayısıyla ben spaghetti yiyorum derken ich esse spaghetti demiş oluyorum. Şimdi ben spaghetti yemeği severim diyecek olursam ne yapacağım? Mögen modal fiilini devreye sokacağım. Dolayısıyla ne yapıyorduk arkadaşlar? Modal fiillerde mutlaka ikinci pozisyonda modal fiilim oluyordu. Örneğimizde bir inceleyelim. Ne yapıyorum arkadaşlar? İkinci pozisyonda ich mag, evet nasıl çekimleniyormuş? Mögen, ich mag şeklinde çekimleniyor. Ich mag spaghetti essen. Fark ettiyseniz arkadaşlar ne olmuş? Asıl fiilim essen master halde cümlenin sonuna giderken ne yapıyorum? İkinci pozisyonda modal fiilim mögen'i çekimlemiş oluyorum. Dolayısıyla ben spagetti yemeği severim diyecek olursam ich mag spaghetti essen demiş oluyorum. Demek ki ich esse spaghetti, ben spagetti yiyorum. Ben spagetti yemeği seviyorum. Ich mag spaghetti essen. Peki biz bu yapıdaki cümleyi soru yapısına çevirecek olursak ne yaparız? Kolay. Mögen'i ne yapacağız? Cümlenin başına getireceğiz. Tabi burada sen spagetti yemeği sever misin şeklinde yorumlayacağımız için ne yapacağız arkadaşlar? Mögen'i du'ya göre çekimlediğimizden dolayı du magst şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla bu sefer ne olacak? Mögen cümlenin başına geçecek ve magst du spaghetti essen? Bakın fark ettiyseniz burada da asıl fiilim cümlenin sonuna gidiyor ve master halde kalmış oluyor. Ve ne demiş oluyorum? Magst du spaghetti essen? Evet, spagetti yemeği sever misin? Evet, spagetti yemeği severim. Aslında buradaki cümlenin aynı, sadece başına ya demiş oluyorum. Dolayısıyla ya ich mag spaghetti essen. Demek ki evet, spagetti yemeği severim. Ya ich mag spaghetti essen. Hayır, spagetti yemeği sevmem diyecek olursak ne yaparız ona bir bakalım. Ne diyeceğim? Nein ile karşılık vereceğim. Hayır, spagetti yemeği sevmem derken nein, ich mag nicht spaghetti essen. Bakın fark ettiyseniz arkadaşlar asıl fiilim her defasında master'da ve cümlenin sonundaymış. Demek ki hayır, spagetti yemeği sevmem diyecek olursam nein, ich mag nicht
spagetti essen. Dilerseniz burayı bir tekrar edelim arkadaşlar. Sen spagetti yemeği sever misin diye soracak olursam, magst du spagetti essen? Evet, spagetti yemeği severim. Ja, ich mag spagetti essen. Hayır, spagetti yemeği sevmem. Nein, ich mag nicht spagetti essen diye karşılık vermiş oluyorum. Peki benim sorum, spagetti yemeği sevmez misin şeklinde olacak olsaydı ne olurdu? Onu bir inceleyelim. Burada da gene buradaki yapının aslında aynını taşımış oluyorum buraya. Ne yapıyorum? Magst du, ancak tek bir farkla nicht'i işin içine katıyorum ve diyorum ki spagetti yemeği sevmez misin? Magst du nicht spagetti essen? Yani burada aslında ne var? Bir hayret, bir şaşırma. Öyle değil mi? Spagetti yemeği sevmiyor musun? Şeklinde soruyorum. Magst du nicht spagetti essen? Ne diyeceğim karşılık olarak? Tabii ki diyeceğim. Dolayısıyla doch, ich mag spagetti essen. Tabii ki spagetti yemeği seviyorum. Niye tabii ki dedim? Çünkü soruda olumsuzluk var, nicht var. Ben buna pekala ya ile cevap verebilirdim. Ancak burada tabii ki ne demek? Tabii ki seviyorum diyecek oluyorum doch ile. Dolayısıyla doch ich mag spagetti essen ile karşılık veriyorum olumsuzluğa. Hayır deseydim buradakinin aynı olacaktı arkadaşlar. Ne diyecektim? Nein, ich mag nicht spagetti essen. Aynı şekilde demek ki karşılık veriyor olacaktık. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım arkadaşlar. Demek ki ben ne yapıyormuşum? Spagetti yemeği sevmiyor musun? Magst du nicht spagetti essen? Tabii ki spagetti yemeği seviyorum. Doch, ich mag spagetti essen. Ya da hayır dediğimde nein, ich mag nicht spagetti essen demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich esse Spaghetti. Ich esse Spaghetti. Ich mag Spaghetti essen. Ich mag Spaghetti essen. Magst du Spaghetti essen? Magst du Spaghetti essen? Ja, ich mag Spaghetti essen. Ja, ich mag Spaghetti essen. Nein, ich mag nicht Spaghetti essen. Nein, ich mag nicht Spaghetti essen. Magst du nicht Spaghetti essen? Magst du nicht Spaghetti essen? Doch, ich mag Spaghetti essen. Doch, ich mag Spaghetti essen. Nein, ich mag nicht Spaghetti essen. Nein, ich mag nicht Spaghetti essen. İkinci örneğimizle devam edelim. Ursula hört klassische Musik an. Evet, bu cümleyi incelediğimizde Ursula bir kadın ismi arkadaşlar. Klasische Musik zaten anlaşılacağı üzere klasik müzik demek. Burada ayrılabilir fiili fark ettik mi arkadaşlar? Anhören, anhören arkadaşlar dinlemek demek. Burada klasische Musik ne yapıyormuş arkadaşlar? Ursula klasik müziği dinliyor. Bakın burada anhören, tek başına hören de pekala diyebilirdik. Ancak anhören tam manasıyla pür dikkat dinlemek ya da buna ilgili olmak, yani klasik müziği dinlemekten hoşlanmak anlamına da gelebiliyor. Böyle bir anlamı da olabiliyor. Dolayısıyla Ursula hört klassische Musik an demek ki güzel Türkçemizde ne diyebiliriz bunun birebir karşılığı? Ursula klasik müzik dinler. Şimdi burada ayrılabilir fiil olduğu için arkadaşlar mögen formunda bunu kullanacak olursak bu cümleyi ne yaparız acaba diye soruyorum size. Diyeceğim ki Ursula klasik müzik dinlemeyi sever. Ne yapacağız? Mögen'i işin içerisine katacağız. Ancak Ursula üçüncü tekil olduğundan dolayı sie kapsamında değerlendirilecek. Dolayısıyla sie mag ya da Ursula mag şeklinde incelenmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla Ursula mag klassische Musik anhören. Ne demiştik arkadaşlar? Modal fiillerde mutlaka ikinci pozisyonda kullanılıyordu. Öyle değil mi? Cümle içerisinde modal fiil ikinci pozisyonda kullanılıyordu. Asıl fiilim de mastarda cümlenin sonuna gidiyordu. Dolayısıyla üst cümleye baktığımızda anhören mastar
formunda ve cümlenin sonuna getirilmesi gerekiyor. Bu çok çok önemli. Ancak çekimlediğim ne? Modal fiilim mögen. Dolayısıyla Ursula klasik müzik dinlemeyi sever diyecek olursak ne diyecekmişiz? Ursula mag klassische Musik anhören diyecekmişiz. Ben bunu soru formuna getirecek olursam, yani Ursula klasik müzik dinlemeyi sever. Bunu soru formuna getirecek olursam, yani Ursula klasik müzik dinlemeyi sever mi diye soracak olursam, sevmek yani mögen'in karşılığı bu sefer ne olacak arkadaşlar? Bu başa gelecek ve mag Ursula klasische Musik anhören. Evet, klasik müzik dinlemeyi sever mi Ursula? Bakın burada gene ne yapmış oluyorum? Mögen'i soru olduğundan dolayı cümlenin başına getiriyorum ve asıl fiilim mastarda ve cümlenin sonundaymış. Öyle değil mi? Dolayısıyla Ursula klasik müzik dinlemeyi sever mi diye soracak olursam bunun Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Mag Ursula klassische Musik anhören şeklinde ne yapılacakmış? Yorumlanacakmış. Evet diyecek olursam, evet Ursula klasik müzik dinlemeyi sever. Ne yapacağım? Bakın bu üstteki cümleyi tekrar buraya getireceğim ve ya ile karşılık vereceğim. Karşılığım ya sie mag klassische Musik anhören. Bakın burada Ursula ikinci defa demeye kalmadan ne diyorum? Sie ile de yanıtlayabiliyorum. Dolayısıyla ya sie mag klassische Musik anhören. Burada gene ne yapıyorum? İkinci pozisyonda mögen'i getiriyorum ve asıl fiilim anhören mastarda, bakın tıpkı diğer cümlelerde olduğu gibi ne oluyormuş? Sonda oluyormuş. Ama hangi durumlarda? Modal fiilin olduğu durumlarda. Şimdi hayır, o klasik müzik dinlemeyi sevmez diye karşılık verecek olursak ne olacak arkadaşlar? Nein ile cevaplayacağım. Hayır, nein, sie mag nicht klassische Musik anhören. Bakın ne oldu? Cümlenin içerisine nicht getirilmiş oldu. Hayır, o klasik müzik dinlemeyi sevmez dediğimde demek ki bunun Almanca karşılığı nein, sie mag nicht klassische Musik anhören cümlesiymiş. Evet, sonraki cümleye geçtiğimizde arkadaşlar burada bu sefer Ursula klasik müzik dinlemeyi sevmez mi? Olumsuz soru cümlesini inceleyelim. Evet, burada da gene tıpkı burada olduğu gibi mögen ile başlıyorum. Çünkü neden? Çünkü bu bir modal fiil soru cümlesi olduğundan dolayı, öyle değil mi? Dolayısıyla bakın modal fiilimi ve asıl mastarda olması gereken asıl fiilimi olması gereken yere koyuyorum. Neymiş o? Cümlenin sonuna. Dolayısıyla niştim de bakın burada. Ursula klasik müzik dinlemeyi sevmez mi? Mag Ursula nicht klassische Musik anhören şeklinde soruyorum. Mag Ursula nicht klassische Musik anhören. Demek ki Ursula klasik müzik dinlemeyi sevmez mi? Tabii ki diyecek olursak doch sie mag klassische Musik anhören. Ya da hayır, tıpkı buradaki olduğu gibi bunu buraya taşıyoruz ve nein, sie mag nicht klassische Musik anhören demiş oluyoruz. Demek ki mutlaka mastarda bulunması gerekiyor cümlem modal fiil olduğunda ve cümlenin mutlaka sonunda olması gerekiyor. Şimdi üçüncü örneğimizi geçelim. Wir singen und tanzen. Evet, anlaşılacağı üzere singen neydi arkadaşlar? Şarkı söylemek. Tanzen, dans etmek. Biz şarkı söyleriz ve dans ederiz. Daha önceden söylemiştim, hatırlatmıştım. Burada da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Almanca'da ben bu örnekte mesela bakacak olursak wir singen und tanzen geniş zamana yayılabileceği gibi şimdiyi de kastediyor olabilirim. Yani güzel Türkçemizde biz şarkı söylüyoruz ve dans ediyoruz anlamına gelebileceği gibi biz şarkı söyleriz ve dans ederiz anlamına da gelebiliyor. Dolayısıyla bunu bir tarafta mutlaka yani bu şekilde hatırlayalım. Evet, wir singen und tanzen demek ki biz şarkı söyler ve dans ederiz
demiş oluyoruz. Şimdi biz bunu mögen ile yorumlayacak olursak ne deriz, ona bir bakalım. Evet, tabi zaman 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 böyle Türkçe ve Almanca içerisinde kalındığında insan tabi afallayabiliyor. Lütfen kusuruma bağışlayın. Buraya baktığımızda arkadaşlar mögen ile wir mögen ile yorumlanması gerekiyor. Öyle değil mi? Mastarda kalması gerekiyor. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Mögen'i ikinci pozisyona getireceğim. Öyle değil mi? Ve asıl fiilim olan hangisi? İki tane asıl fiilim var. Nedir bunlar? Singen ve tanzen. Aynı şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla biz şarkı söylemeyi ve dans etmeyi severiz diyecek olursak ve mögen singen und tanzen demiş oluyoruz. Bu kadar kolay. Şimdi ben bunu soru formuna getirecek olursam sizler tabi wir'ın karşılığı ne arkadaşlar? Ihr, yani biz değil de ikinci çoğuldaki siz, öyle değil mi? İki ve daha fazla insanı kastetmiş oluyoruz ihr ile. Dolayısıyla siz şarkı söylemeyi ve dans etmeyi sever misiniz diye soralım isterseniz. Ne olacak arkadaşlar? Ihr'e göre çekimlendiğinde mögt olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla siz sever misiniz şarkı söylemeyi ve dans etmeyi? Mögt ihr singen und tanzen diye soruyorum. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım arkadaşlar. Demek ki ben biz şarkı söyleriz ve dans ederiz derken wir singen und tanzen diyoruz. Biz şarkı söylemeyi ve dans etmeyi severiz derken wir mögen singen und tanzen diyoruz. Sorusunu sorduğumuzda da ne yapıyoruz? Bunu başa almış oluyoruz. Bu kadar kolay. Tabii bu ikinci çoğuldaki karşımdaki grubu kastetmiş oluyorum. Mögt ihr singen und tanzen? Siz şarkı söylemeyi ve dans etmeyi sever misiniz? Evet diyeceğiz. Ya wir mögen singen und tanzen. Değil mi? Ja, wir mögen singen und tanzen. Evet, biz şarkı söylemeyi ve dans etmeyi severiz. Hayır diyelim. Nein, wir mögen nicht singen und tanzen. Hayır, biz şarkı söylemeyi ve dans etmeyi sevmeyiz demiş oluyoruz bu cümleye göre. Evet, şimdi dilerseniz siz, yani karşımdaki bir topluluğu kastetmiş oluyorum. Siz ya da sizler şarkı söylemeyi ve dans etmeyi sever misiniz diye, sevmez misiniz diye soralım. Bunun olumsuzluğunu yapalım. Sizler şarkı söylemeyi ve dans etmeyi sevmez misiniz? Ne yapacağım? Nicht'i işin içerisine katacağım. Dolayısıyla mögen'i bir defa cümlenin başına mutlaka getiriyorum eğer soruysa. Öyle değil mi? Ve ihr'e göre çekimliyorum. Mögt ihr diyorum. Ve olumsuzluğum nicht. Öyle değil mi? Dolayısıyla mögt ihr nicht singen und tanzen? Evet, siz şarkı söylemeyi ve dans etmeyi sevmiyor musunuz? Değil mi? Nicht'i getiriyorum. Ne diyeceğim? Tabii ki. Ne olacak o zaman? Doch diyeceğim, değil mi? Doch wir mögen singen und tanzen. Tabii ki biz şarkı söylemeyi ve dans etmeyi severiz demiş oluyoruz. Doch wir mögen singen und tanzen. Hayır, sevmeyiz derken, şarkı söylemeyi ve dans etmeyi sevmeyiz derken buradaki yapıyı aynen buraya taşıyacağım ve ne diyeceğim? Nein, wir mögen nicht singen und tanzen demiş olacağım. Demek ki şurayı bir toparlayacak olursak arkadaşlar ne demiş oluyoruz buradaki soruyla? Siz şarkı söylemeyi ve dans etmeyi sevmez misiniz? Mögt ihr nicht singen und tanzen? Tabii ki biz şarkı söylemeyi ve dans etmeyi severiz. Doch, wir mögen singen und tanzen. Hayır, biz şarkı söylemeyi ve dans etmeyi sevmeyiz. Ne olacak o zaman? Nein, wir mögen nicht singen und tanzen demiş olacağız. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir singen und tanzen. Wir singen und tanzen. Wir mögen singen und tanzen. Wir mögen singen und tanzen. Mögt ihr singen und tanzen? Mögt ihr singen und tanzen? Ja, wir mögen singen und tanzen. Ja, wir mögen singen und tanzen. Nein, wir mögen nicht singen und tanzen. Nein, wir mögen nicht singen und tanzen. Mögt ihr nicht singen und tanzen? Mögt ihr nicht singen und tanzen? Doch, wir mögen singen und tanzen. Doch,
Wir mögen singen und tanzen. Nein, wir mögen nicht singen und tanzen. Nein, wir mögen nicht singen und tanzen. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde das Modalverb mögen, yani modal fiil mögen'i ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.